Saygıdeğer katılımcılar, Sayın Hocam, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yapı malzemeleri semineri kapsamında Fırat Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ragıp İnce hocamızın sunumunu dinleyeceğiz. Ben sunum öncesinde hocamızın kısa özgeçmişini okumak istiyorum. Profesör Doktor Ragıp İnce 1970 yılında Malatya'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamlamıştır. 1992 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuş. Aynı yıl Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 1993 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır. 1994 yılında yüksek lisansını, 1998 yılında ise doktora çalışmasını Profesör Doktor Abdülsamet Arslan'ın danışmanlığında tamamlamıştır. Profesör Doktor Ragıp İnce 1998 yılında Fırat Üniversitesi Mühendis Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde yapı anabilim dalında yardımcı doçent, 2005 yılında doçent, 2011 yılında ise profesör olmuştur. Ragıp İnce hocamız evli ve iki çocuk babasıdır. Hocamızın çalışma alanları betonun kırılma mekaniği, yapay sinir ağları ve sınır eleman metotlarını kapsamaktadır. Ben sözü hocama vermeden önce tekrar çok teşekkür ediyorum kendisine kırmadığı için. Bu sunumu bizim için gerçekleştirdiğinden dolayı. Hocam söz sizin. Evet, teşekkürler Mehmet Bey. Evet, Mehmet Bey çok sevdiğimiz bir arkadaş. Bu yapı malzemesi seminerlerini bizim camiaya da kazandırdığı için en başta kendisine teşekkür ediyorum. Tamamdır. Geçmişte kendisinin eğitimde beraber benden ders almıştı. Keza doçentlik stüdyosunda da biraz önce konuşmuştuk. Sari Hoca'yla beraber gelmişti kendisine. Başarılar. İnşallah bu başarılarını ileride de devam ederler diye İnşallah. umuyorum. Evet, malum bu pandemi şartlarında işte böyle uzaktan duyuyor. Keşke gönül isterdi ki yüz yüze böyle bir seminer programı düzenleyelim. Naçizane ben betonun kırılma mekaniği özgeçmişimde de Mehmet Bey'in belirttiği gibi Abdülsamet Hocam'ın kendisini bizi bu sahaya itmesiyle artık daha aldık bu şekilde. Bu konuyu çalıştık bir şekilde. Ben betonun kırılma mekaniği, ilk önce normal kırılma mekaniği üzerinde bahsedeceğim. Sonra betonun kırılma mekaniği, klasik kırılma mekaniğinden bazı farklılıklar var. Onlardan bahsedeceğim. Beton numuneler biraz büyük ve ağır olduğu için bunların laboratuvar şartlarında testi falan zor oluyor. İşte son 30 yıllık bir süreçte kompakt numune gelişimleri var. Yani daha hafif, özellikle boyut etkisi çalışmalarında çok daha kullanışlı olan numunelerden bahsetmeye çalışacağım elimden geldiğince. Şimdiden katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet, ilk önce klasik kırılma hipotezlerinden bahsetmek istiyorum ki bunlar genelde malzeme bilgisi derslerinde ve klasik mukavemet derslerinde kullanılır. Fakat kırılma mekaniğinden farkı nedir? Bunlar hepsi klasik kırılma hipotezleri olarak geçerler. Bunlar teorik yaklaşımlar olup temelde tabii deneysel parametrelere ihtiyaç duyarlar. Uygulamada çok eksenli gerilme durumu işte 3 eksenli var burada. Sigma 1, sigma 2 ve sigma 3. Bu klasik kırılma teorileri tek eksenli çekme veya basınç deneylerine bir özdeşlik kurmaya çalışılır bu tür sistemlerde. İşte en büyük normal gerilme Rankine'in teorisi yani maksimum gerilme sigma 1 gerilmesini baz alır. Bu gerilme sizin yaptığınız deneysel sigma genelde çekme deneyi veya basınç deneyi olur mesela beton için. Onunla kontrol edilir. Rankine'in teorisi İngiliz demiryolu mühendisidir kendisi. Fakat klasik mukavemette lisans düzeyinde en çok bu Rankine'in teorisi kullanılır. Özellikle akmaya maruz sistemlerde, plastik teoride filan Treska'nın teorisi, maksimum kayma gerilmesi hipotezidir o da. Sigma 1, sigma 2 ve sigma 3 asal gerilmelerinden biraz önce bahsetmiştik. Burada maksimum kayma gerilmesi sigma 1 eksi sigma 3 bölü 2'dir. Ve bunun da tek eksenli gerilme durumunda Tomax'a karşılık gelen değer maksimum çekme
burada gösterilmiş. İşte onun yarısına eşdeğer olduğu durumda aktığı kabul edilir. Biçim değiştirme teorisi, von Mises teorisi, çok eksenli gerilme durumu var bakın burada. Bunu iki tane değişim şeklinde toplamla ifade etmemiz mümkün. Bir ortalama gerilme sigma 0, sigma 1, 2 ve 3'ün ortalaması. Bir de buna biçim değişme sebep olan, ki bu sadece kayma gerilme, açısal şekil değiştirme. Ortalama gerilme sadece sistemde hacim değişimi yapar, göçmeye sebep olmaz. Zaten bu tür teorilerin en büyük eksikliği de olur. Bu biçim değişimi dediğimiz işte kayma gerilmeler. Yine tabii kayma gerilmelerin etkin olduğu sistemler genelde akmayla göçen sistemlerdir. Bu da von Mises teorisi olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan Coulomb'un kayma hipotezi. Hatırlayalım, genelde zemin mekaniğinde kullanıyoruz. Burada genelde iki deney yapılır. İşte biri basit çekme, sigma t, diğeri de basit basınç, sigma c. Bunların zarf eğrileri, teğet doğruları çizilir. Eğer bu zarf eğrisinin içerisindeyse sistem emniyeti, dışındaysa göçme olur. Beton için mesela 1953'te Kuon Ziya, bakın şurada içsel sürtünme açısı mesela 37 olarak tespit etmiştir. Her ne kadar bu çekme kısmında biraz yer alsa da şu kısma kadar, Uğur Ersoy, biliyoruz ülkemizde büyük bir betonarmeci kendisi. Betonarmeyi, hatta taşıma gücünü ülkemize kazandıran insanlardan birisi diyebiliriz. Tamamen çekme kısmını ihmal ederek şu zarf eğrisinin kullanılmasını mesela kendisi tavsiye etmiştir. Bunun dışında Mohr'un hipotezi var, Otto Mohr. İşte Mohr dairesi falan meşhur, Alman mühendis. Bu da parabolik bir zarf eğrisi önerir kendisi. Üç tane deney yapmakla beraber, mesela sadece basit basınç ve basit çekme Mohr dairelerinin çizilmesiyle bu zarfın çizilmesi yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Aslında orta kısımda basit kayma vardır ama çoğu zaman gerek duyulmaz ona. Şimdi bu klasik teorileri karşılaştırırsak eğer, işte Rankin teorisi olca emniyetsiz, yani çok geniş bir yelpazede, şuradaki dikdörtgen içerisinde iki eksenin durum görülüyor bakın orada. Bunun yanında Tresca, şuradaki baklava dilim altıgen, von Mises oradaki parabolik durumu ifade ediyor. Tabii bu sünek malzemeler için, ki onların yaklaşık çekme mukavemeti ve basış mukavemeti birbirinin eşit sayılabilir. Ama gevrek malzemelerde çekme mukavemetinin genelde basış mukavemetinin 8'de veya 14'te biri olduğunu söylersek eğer, mesela betonarme yapıların sonlu eleman analizinde genelde işte Cooper modeli filan, şuradaki davranış eğrileri kullanılır. Şimdi buraya kadar anlattığımız bu klasik teorilerin temel kabulü şu: malzemede kusurun olmadığını kabul ediyorlar. Halbuki biz malzeme bilgisini daha ilk dersinde söyleriz. Yani kusursuz malzeme yoktur diye. Zaten eğer kusursuz malzeme olsa hiçbir malzemeyi işleyemeyiz, değil mi? Plastik bölgeye geçiremeyiz. İşte bu tür teorilerin eksikliği orada. Biraz sonra giriş yapacağım kırılma mekaniği malzemedeki işte çentik, çatlak ve kusurları dikkat alan bilim dalı. Bu teorilerden farkı o. O malzemede kusuru dikkate alıyor. Bu mevcut klasik teoriler kesinlikle malzemede kusurları dikkate almayan teoriler. Evet, kırılma mekaniğinin aslında ilk gelişimi biz Griffith'e atfetmekle beraber ilk gelişim aslında İngiliz tarafından ortaya konmuş. Teorik bir yaklaşım. Hani biraz önce bahsetmiştim, klasik teoriler malzemede boşluk veya çatlak gibi, çentik gibi kusurlar dikkate almıyordu. İşte bakın şurada sonsuz bir levhada dairesel boşluk. Hatırlayalım, böyle bir levhada daire kenarındaki gerilme, uygulanan gerilmenin 3 katına çıkar en basiti. İşte o İngiliz'in teorisine dayanır aslında. İngiliz aynı zamanda eliptik boşlukları da dikkate almış. Tabii eliptik koordinatları kullanarak burada. Mesela burada eğer iki katıysa bir elips, diğer uzun boyutu diğer boyutunun iki katıysa mesela gerilme 5 katına çıkar. Artık çentik olduğunda gerilmenin sonsuza gideceğini
1913'te İngiliz'in çalışması bu ortaya koyuyor. Tabii bakın bu teorik çalışma. Bunun artık kırılma mekaniğinin gelişimine bu 1913'ten sonra başlayabiliriz. Kırılma mekaniğinin gelişimi Griffith'le başlar. 1921. Kendisi hem İngiliz'in teorisini geliştirmiş hem de cam lifler üzerine deneyler yapmıştır. Bu arada şuradaki mesela formülasyon da sigma eşittir KB bölü kök içerisinde pi a y geometri ve yük faktörü. Bu kırılma mekaniğinin temel formülüdür. Oradaki kabili dediğimiz gerilme şiddet çarpanıdır. Onun kritik değeri bir malzeme parametresidir. Burada bakın yine bir sonsuzluğa var. Şurada bakın bir çentik var. Çentin kenarındaki bakın şu sigma y sonsuz gerilme sonsuz küçük gerilme rozetinde ki değişimi burada ilk etapta incelemeye çalışacağız. Griffith evet cam lifler üzerine deney yapmış ve devrine göre enerji kavramlı termodinamik yasaları kullanmıştır. İngiliz tamamen eliptik denklemler üzerine giderken Griffith daha farklı enerji tabanlı yaklaşımı var. Kendisi aslında uçak mühendisi. İngiliz uçak mühendisi. Tabii ilgisiz bir dergide yayınlıyor o zaman. Pek dikkate alınmıyor bu konu. İkinci Dünya Savaşı'nda biraz sonra diyeceğim feci mühendislik kazaları meydana geliyor. Irving 1950'de bu konuyu ki Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde çalışmıştır kendisi. Griffith'in bu enerji tabanlı yaklaşımını gerilme tabanlı yaklaşıma döndürüyor. İşte o kabili tanımlayan aslında Irving'dir. 60'da daha da geliştiriyor teoriyi. Cam lifler üzerine çıkan kırılma mekaniği artık metaller alarak genişliyor. Klasik kırılma mekaniğinin betonoy kullanışı Kaplan tarafından 1961'de ortaya konmakla beraber lineer elastik kırılma mekaniğinin betona uymadığı anlaşılıyor. 70'lerdeki deneyler, Kessler olsun, Şah'ın deneyleri olsun. Sebep biz hep betonu lisanslıdan gevrek malzeme olarak anlatırız ama aslında beton yarı bir gevrek malzemedir. Kırılma süreci bölgesi falan var. Biraz sonra bahsedeceğim. İşte o 80'lerdeki çalışmalar daha sonra lineer olmayan kırılma mekaniği yaklaşımları geliştiriliyor. İlk orijinal geliştirilen İsveç bilim adamı Hiderbo. Kendisi zamanında plakların akma limit teoriye göre dizaynını da geliştirmiştir. Lund, İsveç'in Lund Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde hocadır kendisi. Oldukça büyük bilim adamları yerleştirmiştir Gustafsson gibi. Daha sonra Bajant meşhur şu an. Arada, hatta geçenlerde bir ay önce de bir seminerde de vardı. Bir ay yok Ramazan'dan hemen. Yani 1,5-2 ay diyelim. Seminer vardı ona katılmıştım. ACI'nin düzenlediği. Çok büyük bir bilim adamı. Yani bu hususta 1000'in üzerinde SCI yayını var. Onu belirteyim. Yani artık daha diğerlerinde siz düşünün. Şah keza yine aynı şekilde. Bajant Çek'tir. Şah ve Karyalo'lar. Bunlar Hintli bilim adamları. Hiderbok'un çalışması daha çok son elemanların yöntemine göre. İşte fiktif çatlak ve çatlak bank modelleri falan Bajant tarafından geliştiriliyor. Bu modeller beton ve betonleme yapıları son elemanların yöntemiyle modellemek veya sınır eleman diyelim. Sınır elemanı nispeten kısıtlıdır. Kırılma mekaniği, betonun kırılma mekaniği çalışmalarında. Onu belirtmiş olalım. Evet bunların meşhurları. Yani kırılma betonun kırılma mekaniğinin meşhur 4 tane bilim adamının burada isminden bahsetmiş olduk. Evet Griffith, kendisi dediğim gibi uçak mühendisi. Bu orijinal 1921'deki çalışması. Phenomenon of Rupture and Flow in Solids. Bu onun özet kısmından aldığım. Dediğim gibi cam lifler üzerine çalışıyor. İngiliz'in teorisini geliştiriyor. İşte o eliptik çatlak. Çatlağın ucunda rho eğrilik yarı çapına göre denklemi yorumluyor. Sınır çatlak masada durumu var. Bunların ikisi aslında ayrılıyor kırılma mekaniğinde geleceğim. Griffith aynı zamanda o klasik kırılma teorisinde Mohr ve Coulomb teorilerimiz vardı hatırlayın. Onların işte o dedim ya 8 katlık modellemesini teorik olarak ortaya koymuştur aynı zamanda. 2 eksenli gerilme durumu için.
Evet, burada kusursuz bir havada gerilme akım doğrultuları var, çizgileri var. Kusursuz bir havada bakın dümdüz çizgiler var. Ama bir çentik olduğunda tıpkı hani izoip serileri falan hani ulaşım projede çiziyoruz ya. Değil mi? Sık olduğu, izoip seren sık olduğu yerlerde yükseltiler, eğimler daha da artıyor. İşte burada gerilme yığılmaları da artıyor. Ve aslında bu çentik kenarında şuradaki çatlak civarında gerilme durumunda görüldüğü gibi şurada bakın aslında çok eksenli gerilme durumu meydana geliyor çentik kenarında. İşte o göçmeyi de bir anlamda hızlandırıyor tabii. Burada dairesel bir delik etrafında bakın izoips eğrilerinin veya gerilme yörüngelerinin daraldığını görüyoruz. Yani orada o eğil kısmı artıyor. Griffith çalışmasında bir sınır çatlak için işte bakın şurada eliptik bir boşlukta gerilmesiz bölgenin olduğunu düşünüyor. Tabii kabul ediyor onu. İlk çıkış teorisinde ama daha sonraki bazı teoriler onun baklava dilimi şeklinde olacağını da savunanlar var. Aslında yaptığım araştırmalarda bazı bunlarla baklava diliminin daha mantıklı sonuçlar verdiğini de söyleyebilirim. Şuradaki yüksekliği. Çünkü çok uzun şeritli programlarda baklava dilimi daha mantıklı oluyor. Griffith'in burada temel yaklaşımı aslında çatlak oluştuğunda bu oluşan enerjinin enerji tabanlı olduğunu söylemiştim. İki yeni yüzey enerjisi tarafından absorbe edildiği üzerine şurada verilen sigma c formülasyonunu ortaya koyuyor. İki tane elastite modülü. Gamma s dediğimiz yüzey enerjisi. AC dediğimiz kritik çatlak boyu. Ki bu iki enerjinin işte optimum değeri, toplamının optimum değeri ki termodinamik yasalardan çıkarılmıştır bu. Kritik çatlak boyunun hesabını çıkarıyor. Tabii bu formülasyon yüzey enerjisini kullandığı için oldukça zor uygulamada. Her malzemenin yüzey enerjisini hesaplamak zor. İşte onun gelişimini sonra Irwin yapıyor. Daha sonra Westergaard'ın teorik yaklaşımları var. Burada kompleks fonksiyonlar teorisi kullanılıyor. İşte phi dediğimiz ayrı gerilme fonksiyonu ama kompleks tabii çatlaklı problemlerde. Reel ve imajiner kısımları var bakın burada. Bu çift çizgiler, çift integrali, tek çizgiler, tek integrali gösterir. Burada mesela üstler onların türevlerini ifade eder. Tabii burada Kushiri-Yaman şartlarının sağlanması lazım. Her fonksiyonu o çatlağın çatlak ucundaki gerilme durumunu ifade edemez. Ayrı gerilme fonksiyonu da dördüncü mertebeden eliptik bir kısmı diferansiyel denklemdir. Bu da böyle bir sonsuz levhada z fonksiyonu sigma z, bu da z dediğimiz bildiğimiz kompleks sayı x artı y şeklinde. İ karedir, eksi bir. 39'da da Westergaard'ın böyle bir yaklaşımı var. Evet, demiştim işte bu arada feci mühendislik kazaları meydana geliyor. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda Alman U-botları, İngiltere malum bir ada ülkesi, tamamen dışa bağımlı aslında. Sömürgesi olmasa da zaten doğal olarak geçinemeyecek bir ülke. Sürekli gemi batırıyor. Onun için çok hızlı bu T2 tankerlerini üretiyorlar. Ancak o zaman da kaynak teknolojisi şu yeni geliştiği için daha limandayken bile ki Kuzey Atlantik'te soğuk iklim, biliyoruz sünek malzemeler gevrek davranır, sıfırın altında özellikle. Gemiler daha limandayken ikiye bölünüyor. Çünkü kaynak teknolojisindeki kusurlar var. Çok hızlı işçilik, hızlı üretim. Bunlar panel panel üretilip ayrı fabrikalarda sonra tersanede kaynaktan birleştiriliyor. Ama dediğimiz gibi hızlı üretim ve kusurlar oluşuyor. Kötü işçilikten dolayı gemiler bakın ikiye bölünüyor. Daha sonra 50'lerde komet uçakları var. İlk yolcu jet uçakları. Bir tanesi Mısır'da, bir tanesi İtalya'da düşüyor. Üretimi durduruyorlar. Sorun aslında şuradaki dikdörtgen pencereler. O şimdi uçaklar pencerelerine dikkat edin ovaldir köşeleri. İşte bu 1950'deki bu ilk ticari komet uçaklarının bir tecrübe edinilen tecrübe sonucu bu hale getirilmiştir. Keskin köşeler 90 derece olsun 120 derece olsun fark etmez. Bu tip yerlerde muhakkak gerilme yığılması oluşur.
tam keskin çatlak kadar olmasa da %93 mertebesinde bu 90 dereceli dediğimiz kısım. Şu yukarıdaki uçakta Alao 88'de olan bir kaza. Uçaklara bilmiyorum o giriş kısmında girdiğinizde o kapıdan bunların perçinlerle birleştirildiğini görürsünüz. Mesela ben bir uçağa bindiğimde hakikaten o iki perçin arasında çatlağın oluştuğunu mesela görebiliyorum. Tabii bunların rutin muayenelerinin yapılması lazım. Demek ki burada yapılmamış herhalde bu seferdeki uçakta. Görebiliyorsunuz bakın o çatlaklar, perçinler çok küçük. Patlarlı perçindir onlar. Havada patlıyor bir yolcu maalesef yani uçup o patlama esnasında çıkıyor artık uçaktan diyelim. Demek ki kemeri takılı değil. Sadece bir kayıpla pilotun becerisi uçak yeryüzüne iniyor. Evet, bu da işte kırılma mekaniği. Yani bakın bir yerde çentik çatlak kusur varsa artık onu klasik kırılma mekaniği, klasik teorilerinden çözemiyorsunuz. Kırılma mekaniği şart veya biraz daha farklı versiyonu hasar mekaniği diyelim. Onunla da incelemek mümkün. Ama hasar mekaniği kırılma mekaniği kadar gelişmemiştir. Belki de o hasar mertebesinin tayininde en büyük zorluk. Onu da belirten onun teorik zorlukları var. Evet, Irwin'den bahsettik. Bu 52'deki çalışması. Kaynak çorumunda, Welding çorumunda bu ilk çalışması kırılma mekaniği üzerine. Burada metallerde işte çentik civarı, bakın şurada çentik civarında bir çatlağın yayılımı resmini çekmiş. Bu da 54'teki çalışması. Hatırlarsanız Griffith'te şu iki tane gamma S vardı yüzey enerjisi. O iki gamma S'i GC adını verdiğimiz kritik enerji salı verilme oranı enerjisine dönüştürüyor. Buna biz kısaca tokluk diyoruz. O K1C'ye de şuradaki KC değerine de kırılma tokluğu diyoruz. Arasındaki ilişkiyi ilk Irwin ortaya koyuyor. Artık kırılma mekaniği bu aşamadan sonra başlıyor diyebiliriz. Her ne kadar Irwin temelini atmış olsa da günümüz anlamda kırılma mekaniğinin kullanımı 53-54'lerde Irwin tarafından ortaya konuyor. Tabii kendisi makine mühendisidir. Onu da belirtmiş olalım. Griffith cam üzerine çalıştı. Irwin metalleri alarak konuyu genişletti. İşte biraz önce bahsettiğim işte o gamma S yüzey enerjisi. Şuraya bakın eşitliği içler dışlar çarpımı yaparsak bakın bu taraftaki kısım sigma c kök pi a c bu tamamen sizin numunenizin kritik gerilmesi ve numunenin geometrisi çatlak boyuna bağlı. Bu taraf ise elastik modülü ve yüzey enerjisine tamamen malzemeye bağlı. Bu eşitlik işte dediğimiz gibi kırılma mekaniğinin temelini oluşturuyor. İşte kırılma mekaniğinde temel olarak çatlakları üç türlü. Bir mod, bir en etkin mod. Açılma modu o. Yani çoğu zaman işte %90 yani çoklu mod bile olsa mixed mod. Mod bir %90 üzerinde etkin. Onu belirtmiş olalım. Mod iki kayma modu. Çatlak yüzeyleri düzleminde yırtma yapıyor. Mod üç var. Burulma modu denilmekle birlikte aslında yırtılma modudur. Bu düzlem dışı yükleme vardır. Dikkat edelim diğerlerinden farklı olarak. İşte bu çatlak ucundaki şu K1 şiddeti hemen çentiği bakın boyu A demişiz. Onun kenarındaki gerilme dağılımını ifade ediyoruz. Bu K1 parametresini kullanarak dediğim gibi aslında en etkin mod bir açılma modu. Evet, kaplana geldik. Bu klasik kırılma yani temel kırılma mekaniği kavramlarını açıkladıktan sonra asıl konumuz olan diyelim kırılma mekaniği, betonun kırılma mekaniği. İlk olarak 61'de Kaplan, tam linear elastik kırılma mekaniğini uyguluyor. Bu ACI'deki çalışması. Bu çalışmanın ben sonuçlarını vereceğim. Burada V çentik kullanılmış, keskin çentik yok. Dikkat edelim 30 derecelik bir çentik kullanıyor. Burada bahsedeceğim şu yeşil kalan kısım kiriş boyutu bakın birinci grupta 3 inç, ikinci grupta 6 inç yani boyut iki katına çıkmış yani GC adını verdiğimiz tokluk veya işte onun elastik modülünü çarpıp kare köküne alırsanız kırılma tokluğu oluyor. Fark etmiyor yani. Tabii İngiliz birim sistemi var burada FPS. Şimdi boyut arttıkça dikkat edersek GC veya KC artıyor
burada. Hatta 3 tane karışım var. İşte mix 1, mix 2, mix 3. Hepsinde bunu görüyor. Bu ne demek o zaman? Boyut bağımlı oluyor demek. Ki ileride de göreceğiz. Yani boyut bağımsız hale getirmek için numara boyutunun 2 metreye kadar çıkması lazım normal bir betonda. O da mümkün değil. Yani var, deneyler var yapılmış ama yani her beton, döktüğünüz beton için böyle bir deney yapmanız çok zor. İşte şimdi nanliner kırılma mekaniğine geçmek zorunda kalıyorsunuz. Yani nanliner kırılma mekaniği bu çalışmanın sonuçları artık bize diyor ki sen bunu uygulayamazsın. Meşhur bir kitap vardır, Materials Mechanical Design, Aşkin'in. Orada değişik malzemelerin işte elastik limit, sigma f gerilmesine karşı gelen fracture toughness, yani K1C değerlerini, K1C değerleri verilmiş. İşte beton şurada bakın çok küçük bir bölgede. İşte tabii çekme mukavemetinin baz alırsanız 1 megapascal civarı hemen hemen. Ona karşılık gelen değerin de yaklaşık 0.2-0.4 aralığında olduğunu söyler. Ama bu lineer elastik kırılma mekaniğine göredir. Bakın orada lineer olarak vermişim şu bölgeyi. Nanliler halbuki işte 0.60'lardan başlar. İşte 4 harç betonlarından 2'lere kadar gider. Onu belirteyim. 2 megapaskallara kadar gider yüksek betonlarda. Aslında böyle ailesel bir bölge değil de şöyle eliptik bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu lineer elastik kırılma mekaniği tablosu. Çok güzel aslında bu. Bak onu da belirtmiş olayım. Burada her tür malzemenin işte giriş aralıkları, mesela silika glass var, düşük alaşımlı çelikler var. Hepsi var burada. Ben bu aslında şekil güzel bir şekil. Bu HB'nin kaynağında sadece bu yok. İşte hem elastik modülüne bağlı kısımlar var. Mesela sertlik var bir sürü. Onu belirteyim yani. Ben sadece kırılma mekaniğinde olan kısmı, kırılma toplu olan kısmı alıp buraya koydum. Tabii bunlar lineer elastik kırılma. Mesela bakın orada fracture process zone boyutundan bahsediyor. Ama betonu burada maalesef lineer elastik düşünmüş. Beton yarı gevrek bir malzeme. Evet, şimdi betona bunun uygulanmadığını söyledik. Niye uygulanmıyor? Şimdi onun açıklamasını yapacağız burada. Biz temel olarak betonun iki fazla malzeme olduğunu düşünürüz. Agrega ve harç dediğimiz işte çimento hamuru ve ince malzeme şeklinde de düşünebiliriz ama nispeten agrega lineer elastik davranır. Harçta %90'ı, maksimum mukavemetin %90'ına kadar lineer elastik davrandığını söyleyebiliriz ama beton bir ikisinin arasında bayağı bir nonlineer davranış gösterir. Hatta o beton örnek kitaplarında değil mi? 2. derece parabolü mesela kullanılır. Daha başka modeller de var gerçi. İşte bu betonun bulunan davranışını veren kısım aslında şu ara yüzey bölgesi. Yani agrega, iri agrega malzemesiyle işte o matris, harç malzemesi arasındaki bölge. Ara yüzey bölgesi orası. Peki ne var bu ara yüzey bölgesinde? Ya işte matris modelinde bile işte o üçüncü faz, ara yüzey fazı ayrı düşünülür. Bu meso düzey modellemelerde. Ki ben doktora tezimde o konuda çalışmıştım. Şimdi normalde bakın şurada bir agrega tanesi var. Agrega tanesinin yüzeyi ilk etapta yani döküm esnasında yüzeyin ıslatma suyu değil mi? Yani suyun üç tane görevinden bir tanesi agregayı ıslatmaktır. Şimdi su var. Şurada çimento partikülleri var. Evet duruyor burada. Hidratasyon başladı. İşte CSH'lar dediğimiz tabii iğneli yapılar aslında burada. Esas betonun bağlayıcı kısmı o. Kalsiyum silika hidratlar. Tabii bu silikatların reaksiyonundan aynı zamanda şu altıgen yapılı kalsiyum hidroksitler çıkar. Ki betondaki en zayıf unsurdur. İşte onlar gelip gidiyor bakın bu agreganın yüzeyine yapışıyor. Etrenjit diyoruz değil mi? Kalsiyum alüminyum monosülfat mesela ilk önce 12 moleküllü su moleküllü yapısı. İşte daha sonra işte sülfat gelirse etrenjite dönüşür. 32 moleküllük yapı. Bakın onlar da gelip gidip hep bu agreganın yüzeyine yapışıyor. Şimdi işte silika füme gibi puzolanik ve üçüncü gibi puzolanik malzemeleri kullarsanız işte bu CH'ları tamam bağlıyorsunuz kalsiyum hidroksitler ama
tabii ettrenjitlere fazla bir şey yapamazsınız. Ama puzonan kullanımı tabii bunu da nispeten ne yapar? Azaltır, çünkü geçirgenliğini azaltacak betonu. Yani buradan şu sonuç çıkıyor. Yüksek mukavemetli betonlarda doğal olarak biz puzonan falan kullandığımız için veya su azaltıcı katkılar dolayısıyla kalsiyum hidroksit ve ettrenjit azalıyor. Onun için bu arazöy bölgesi daha güçlü oluyor ve doğal olarak da daha dayanıklı bir beton ortaya çıkıyor. Diğer bir durum da zaten işte başlangıçta sıvı olan beton işte su en hafifine katı değil. Zaten yüzeye çıkmaya meyilli. Çıkarken gelip agregatın altına gelip takılıyor orada. Doğal olarak da sonradan o su kapiler boşluklarının dışarı çıktığında boşluk oluşacak. O da zaten bir kusur. İşte agrega yüzeyinin kusurlu olmasının sebebi bunlar. İşte bu betonun nonlinear davranışını bu ara yüzey fazıyla açıklayabiliyoruz. Yani bunun aslında kimyasal açıklaması da mevcut. Yani beton iki fazlı bir malzeme değil de aslında üç fazlı olarak modellemek gerekir. İşte buradan artık Gulikdiş'in 68'deki çalışması var, basınç altındaki bir betonda ne oluyor diye. Maksimum gerilmenin %30 seviyesine kadar işte önemsiz bağ çatlakları ki mevcut, zaten mevcut oluyor hidratasyonla. Onu bırakın, suyun zaten varlığı yeterli. %50 gerilme seviyesinde 30'dan 50 arasında bağ çatlaklarında nispeten, yani ilk çatlaklar agrega harç arasında oluşuyor. İlk çatlaklar orada. 50'nin artık maksimum yükün 50'nin seviyesinin üstünde maksimum çatlaklar bağ çatlaklarıyla birleşiyor, ara yüzey çatlaklarıyla. İşte 75 seviyesinin üstünde artık tamamen o bağ çatlakları matris çatlaklarına birleşik numunenin dış seviyesine kadar çıkıp numuneyi dağıtıyor. Bu o açıdan betonun kırımlanma mekaniği açısından bir yol göstericidir. Onu belirtelim, Gulikdiş'in bu çalışması. Evet, işte yapılan deneyler, 70'lerdeki çalışmalar, işte Shah'ın, Chester'in çalışmaları, linear kırılma mekaniği betonda artık geçerli olmadığını ortaya koyuyor. Sebebi, işte ana çatlağın gerisinde bol mikro çatlaklı, işte çatlak dallanması veya kilitlenmesi falan olan bir bölge. Biz buraya kırılma süreci bölgesi diyoruz. Metallerle çalışan mesela o plastik bölgeyle kırılma süreci bölgesi derler. Seramiklerde çalışanlar da aynısı. Ki seramiklerde çok küçüktür. Ama betonda bu bölge çok büyük. 100 milimetreye kadar yer işgal eder. Ki bunu Hillerborg ortaya koymuştur 79'daki fiktif crack modeli geliştirirken. Yani şimdi mesela metallerde şu plastik zon oluşuyor şurada. Orada atma gerilmesini geçemiyor doğal olarak belli bir seviyede. Gevrek malzemede zaten çatlağın ucunda gerilme sonsuza gidiyor, biliyoruz. Metallerde plastik zon onu engelliyor. Ama betonda durum biraz daha farklı. Kırılma süreci bölgesinin ucunda çekme gerilmesi var. Ama tam çatlak ucunda gerilme sıfıra iniyor. Yani transfer yok. Yani beton bu durumda ne metale benziyor ne gevrek malzemeye benziyor. İşte ikisinin arasında oluyor. Onun için biz betonu gevrek malzeme olarak adlandırıyoruz. Biraz önce hatırlarsanız H1'in diyagramında şurada. Şimdi bakın, betonun normalde kırılma topluluğunun 0.2-0.4 MPa kök metre civarında olduğu söylenir. Ama lineer elastik kırılma modeline göre gerçekte aslında bu 0.6 ile 2 civarında. Betonun mukavemetine bağlı olarak değişir veya agregat çapına bağlı olarak biraz sonra geleceğim. Şimdi peki nasıl oluyor da bu kırılma süreci bölgesinde işte bu topluk artıyor diyelim. En etkin olarak işte Shah'ın çalışması, 6 tane etkin mekanizma var. İşte mikro çatlaklar, bu mikro çatlaklar dediğimiz işte bağ çatlakları. Yani yükün hafif artmasıyla bunların genişlemesi. Tabii bunlar ne yapıyor? Yani yüzey enerjisinin artına sebep olduğu için bir toplaşma. Çünkü enerjinin bir kısmı orada sarf ediliyor. Beton fazlı bir yapı. İşte agrega var. Çatlak dallanabiliyor. Dallanırsa da doğal olarak enerjiyi kırar. Hatta agrega, şöyle söyleyeyim, normal betonda çatlak agreganın çevresinde dolanır. Ama yüksek mukavemetli betonda çatlak agregan çevresinde değil, hatta agregayı kırarak gider.
Çünkü matris fazı çok güçlüdür. Köprüleşme mekanizması var. İşte iri agregalara gelip takılır. Arada köprü kurar. Çatlağın ilerlemesini zorlaştırır. Özellikle işte doğu etkisi falan var. Kayma donanmasında tırmanma kilitler kısmında vardır. Orada agrega kilitlenmesine adını verdiğimiz mekanizma. Yüzey pürüzlüdür. Gerilme transferi mümkün kılar. Yani çatlağın ilerlemesini engeller o pürüzlülük veya sürtünme enerjisi. Boşluk çatlağın ilerlemesini engeller. Ki beton yapısına biliyoruz değil mi? Yani küresel kapalı boşluklar da var. Hatta bilinçli olarak hava sürükleyici betonlar nispeten aslında onu da söyleyelim. Kırılma mekanizması açısından iyi betonlardır. Yani boşluk o hani keskin çatlak kadar tehlikeli değil. Çatlağın dallanması olabilir. Bu onun iç yapısına bağlı olur. Evet, bu 6 tane mekanizma o K1C parametresini oldukça arttırıyor. Yani 3-4 katına çıkar. Onu belirtmiş olalım. Evet, şimdi burada betonun bundan ileri davranışının temel sebebi olan aslında boyut etkisine giriyoruz. Hani ilk etapta Kaplan'ın çalışmasında görmüştük şurada. Boyut arttıkça bu K1C parametresini yani kırılma tokluğunun değerini arttığını görüyoruz. Fracture toughness değeri artıyor. Niye artıyor? İşte boyut etkisi. Orada aslında boyut etkisinden bahsetmiştik. Tabii bakın yine 55'lere gideceğiz burada. Burada Wilkins Hava Kuvvetleri'ne ait üste bir 914 milimetre yüksekliğinde bir kirişte ani göçme oluyor bir konsol kirişte. Onu belirtelim. Sonra yapılan araştırmalar yine ACI'nin çalışmaları var tabii orada. Amerikan Beton Üssü'nün. Şimdi laboratuvar numaralarını biz biliyoruz değil mi? Yani işte ya 100 milimetrelik ya da işte 150 milimetrelik numaralar kullanmıyoruz herhalde. Tabii boyut etkisi o zamanlar bilmiyor. İşte bir ne yapıyoruz? Emniyet kasasına çarpıp işte ne yapıyoruz? Değerini azaltıyoruz. ACI'ye göre bu kiriş, şartnameye göre o zamanki 0.62 megapaskal taşıyor. Halbuki hesaplıyorlar bu kiriş 0.50 megapaskalda göçüyor. Ama kiriş boyutuna dikkat çekerim. Hemen hemen 1 metre. Oldukça büyük. İşte artık burada boyut etkisi devreye giriyor. Yani sizin laboratuvar ölçüsünde yaptığınız deneyler gerçekte uyuşmuyor. İşin içerisinde boyut etkisi var. İşte bunu ilk olarak 1939'da Weigel tarafından o metaller için yalnız çalışmıştır. Eğim orada 1/6'dır. Bakayım evet şurada var. Gerilme, boyut, sigma n. Yani nominal dayanımla boyut arasında gelişki eğim 1/6. Ama bu metaller için. O istatistiksel karakter şöyle açıklıyor olayı. Evet iki tane numunemiz var. İşte hacim açısından olaya yaklaşıyor. Küçük olan numunenin gerilmesi, kırılma gerilmesi sigma o 1. Büyük olan numunenin sigma o 2. Her zaman küçük numune büyük numuneden daha mukavemetlidir diyoruz doğal olarak tabii. İşte buna biz boyut etkisi. Sebebi bir kere hacim arttıkça içinde kusurların bulunma olasılığı bu bir. İkincisi kusur boyutunun büyük olma olasılığı da artıyor. Tabii bunu ilk olarak istatistik olarak Weigel ortaya koyuyor. Bajant da bunu deterministik o istatistikti. Bajant bunu deterministik olarak ortaya koyuyor. Kullandığı enerji de enerji dengesi. Onu belirtelim. Enerji yaklaşımını kullanıyor. Şimdi lineer elastik kırılma mekanizmine göre buradaki eğim 2'ye 1 bizim klasik mukavemet akma kriteri. Bajant'ın boyut etkisi bakın bu ikisi arasında bir geçiş eğrisi aslında. Çentikli numunelere çok iyi uyuyor bu yaklaşım ama çentiksiz yani numunelerde bazı açıklar veriyor. Geleceğim. İşte Carpenter'e buna karşı kendi fraktal boyut etkisi teorisini geliştiriyor. Dediğim gibi çentiksiz numunelerde bu daha iyi sonuç veriyor. O da fraktal boyutu baz alıyor. Şöyle açıklayalım oradaki fraktal boyut dediğimiz. Şurada ileride bir kaldı. Şurada bakın yani bir beton numuneyi çektiğimizde kırılan alanın pürüzlü olduğunu görürsünüz. Yani net kesite baktığınızda o zaman bu aslında iki boyutlu bir uzay değil de
2 boyuttan daha düşük bir uzay. Ki şurada bakın 2 eksi D sigma ile ifade ediliyor. Brownian sınırı var. O D sigma da 0.5'e karşılık gelir. Yani kırılma yüzeyi aslında 2 boyutu değil de 1.5 boyuttu. Fraktal boyutu adı üstünde. Şimdi bajantı teorisi sonsuzda lineer elastik kırılma mekaniğini görürken Carpenter'inki küçük numunelerde lineer elastik kırılma mekaniğinin geçerli olduğunu söylüyor. Büyük boyutlarda homojen bir rejimin geçerli olduğunu ortaya koyuyor. Formülasyonların farklılığı var. Kabul etmekle birlikte. Dediğim gibi çentiksiz numunelerde Carpenter'inki daha iyi sonuç verirken çentikler ve bajantının daha iyi sonuç veriyor. Çünkü zaten kırılma mekaniğinin asıl çıkış noktası da çentik. Onu da belirtmiş olalım. Carpenter'in boyut etkisini aslında scale effect, ölçek etkisi üzerinde gidiyor. Şimdi mikro ölçekte baktığınızda işte çatlak agregaların çevresinden gidiyor mesela, dallanıyor. Numune ölçeğinde baktığınız meso ölçek, bu dallanmaları siz aslında böyle düzü bir çizgi görürsünüz. Ama bir barajda bunu pürüzsüz çizgi gibi görürsünüz makro ölçekte. Yani burada ölçek etkisine bakıyor ve bunu fraktal, yani bizim bildiğimiz ötlük geometrisinden farklı. Ötlük geometrisi işte 1, 2, 3 boyut. Fraktal ise mesela 0.5, 1.5, işte 2.5 gibi boyutlardan bahsedebiliyoruz. Onun gibi. Boyut etkisi tamam, betonun mekaniğinde var kesin. Ama bu çatlaklı numuneleri modellemek için bazı lineer olmayan modeller geliştirmiş. Lineer kırılma mekaniğine artık uymayınca. İşte bunlar kohezif modeller. Çatlakta hala daha gerilme transferinin mümkün olduğunu kabul eden modeller bunlar. Bu tip modeller genelde son elemanlar tabanlı. Onu belirtelim. Diğeri ise efektif çatlak modelleri. Bizim bildiğimiz klasik mukavemete yakın bir modelleme. Dediğimiz gibi fitlik çatlak modeli Hilleborg'un, çatlak bantta bajantın. Bunlar dediğim gibi hep sonlu eleman tabanı ama malzeme parametreleri için yine deney yapmak şart. CF kırılma analizi gibi geleceğim onlara. Eşdeğer modeller işte iki parametrelerin model şahın. Efektif çatlak modeli bunlar hep tarihsel süreç içerisinde Carriello'nun, boyut etkisi işte bajantın, Çifka Hu Reinhardt'ın bu tür modeller var. Evet, onların burada kaynaklarını vermişim. Dediğim gibi Hilleborg da 79'dan başlıyor. Ta 99'lara kadar hemen hemen 20. Tabii hala daha var, yeni bir model daha var. Orada sınır etkisi modeli. Burada gerçi bahsetmedim. Onun üzerine çok tartışma var. Bazı gelişmeler var. Onun için buradan direkt girmek istemedim. Dediğim gibi CF kırılma enerjisi işte o fictitious crack modelde çentikli çirişler. Yalnız bu numaralar çok büyük. Onu belirteyim. Agreg boyutuna göre de değişiyor. Yük deplasman enerjisinin altında kalan şu alan hesaplanıyor. Ayrıca çirişin kendi ağırlığına dikkat alınarak altta kalan, bu elinin altında kalan alan enerji doğal olarak yapılan iş. Bu işi şu çentiğin gerisindeki net alana böldüğünüzde CF kırılma enerjisini buluyorsunuz. Bir de malzemenin çekme mukavemetini eğer bulursanız sonuçta elastik kısımlar için direkt lineer model, nonlinear kısımlar için yay modeli oluşturuluyor. Orada da bir gerilme çatlak ucu açılımın altında bir alan. Şu alan CF'i ifade ediyor. Dediğim gibi sonlu eleman modeli bu. Çatlak bant modeli var. Bu bizim bildiğimiz aslında klasik, sanki plastik teoriye benzer model. Elastik modülü her aşamada değiştiriliyor. Gerilme seviyesi, şekil değiştirme seviyesine bağlı olarak. İki parametreli model var. Zhang Shao'nun. Göçme anında hem kritik gerilme şiddet çarpanı faktörü, kırılma topluluğu ve çatlak ucu açılımı değeri. Şuradaki kritik değerlendiğini kabul ediliyor. Yani betonu modellemek için tek bir parametre değil, en az iki parametre lazım. İşte orada GF ve mesela şurada ne demiştik? Hem GF var hem çekme mukavemeti var. Burada hem kırılma topluluğu var hem çatlak ucu açılımı değeri var. Çünkü çatlak geliştiği için şurada çatlak ucunun açılımı. Burası mouth dediğimiz çatlağın ağzı. Tabii ki de kritik değere gelecek. Efektifte pratik bir yaklaşım sunuyor kendisi ama sadece ilk etapta kirişlere uygulanıyor. İşte son zamanlarda
Dediğim gibi o CT numunelere veya kam ayarma numunelerde uygulandığı şeyler var. Burada da yine iki parametre. Parametrenin biri efektif gerilme şiddet çarpanı ve efektif çatlak boyu diye. Betonda çatlak yayını aslında üç safhada da inceleyebiliriz. Ki normalde de öyledir. Çatlağın başlangıcı, stabil çatlak büyümesi, ani çatlak büyümesi. Mesela bakın burada Fukushima nükleer santrali var. Orada biliyoruz ki o değil mi tsunami'den sonra hasar gördü burası. Hatta birçok mühendis de işte onu reaktörü söndürmeye kalkarken öldüler çoğu da, kendilerini feda ettiler. Şimdi bu tür yerlerde arkadaşlar biliyoruz ki mesela ağır su havuzları var. Reaktör onun içine konuyor. İşte onların çatlamaması lazım. İşte orada bu ne zaman o kritik gerilme şiddet çarpanı dedik, bu an stabildir. Bir de stabili var. Yani başlangıç değeri. O başlangıcı da tespit etmek lazım. İşte orada da çift K modeli devreye giriyor. Çift K modeli. İki tane parametresi var. Biri an, daha önceki belirtilerimizin aynısı, kritik olanı. Diğeri de ini dediğimiz, yani başlangıç gerilme şiddet çarpanı değeri. Tersine mühendislikle elde ediliyor bu. Yani çatlak, betonda çatlak ne zaman ilerlemeye başlar? Hangi kritik değer, tokluk değerinde? Onun araştırmasını yapan model. Bu son zamanlarda revaçta bir model, bu çift K modeli, onu belirteyim. Şimdi kırılma parametreyle malzeme parametreleri arasında ne tür ilişkiler var? Kısaca bir ona değineceğim. Biraz uzattık. Artık biraz hızlanacağım burada. İşte agrega tipi etkili. Agreganın çapı çok etkili. Betonun basınç mukavemeti ve su bölü çimento oranı. Evet. Temel faktörler bunlar. Özellikle işte Başant Mercury'nin bazı formülasyonları var. Yapay sinir ağlar üzerine bazı çalışmalar var. Yukarıdakiler Başant'ın formülasyonları. Betonun mukavemeti, agrega çapı, su bölü çimento oranı. Burada da neural network çalışmaları var. Hem iki parametre modele göre hem de efektif çatlak modeline göre. Çıkan sonuçlar genelde kritik gerilme şiddet çarpanı faktöründe, yani kırılma topluluğu değerinde betonla mortar gibi bir ayrım yapmakla var. Betonun basınç mukavemeti arttığında bu değerlerin arttığını görüyoruz. Diğer taraftan çatlak ucu açılımı değerinde betonun mukavemeti o kadar etkin değil. Yani fazla değişmeni görüyoruz ama agrega çapı çok etkili. Benzer olarak işte efektif çatlak modeli için de aynı şekilde. Diğer taraftan kırma taş agregalı betonlar daha yüksek kırma topluluğu değerlerine sahipler. Onu da belirtmiş olalım. Yüksek mukavemetli betonlarda işte o fracture prosesinin boyutu, kırma sürecinin boyutu oldukça küçük oluyor. Çünkü gevrekleşiyor. Gevrekleştiği için artık linearası kırılma mekanine kayıyor. Agrega tipinin etkisi, mesela Darwin'in çalışmasına bakın, bazalt ve kalker var. Mesela kalker betonun kırılma enerjisi daha düşük, hemen 2.5'te 1'i. Onu belirtelim. Bazalt kalkerden daha fazla, bazaltlı beton kalkerli betondan daha fazla kırılma enerjisine sahip. Yani bu Darwin'in bayağı bir ASE'deki çalışması. Keza işte o ini parametresi içinde, başlangıç içinde yine kırma taşlı agregalar daha yüksek şeye erişiyorlar. Orası kesin. Yani bu kadar anlattığımızdan sonuç şu çıkıyor. İşte kritik parametreler nedir? Kırma topluluğu parametresi. İşte kırma süreci bölgesinin uzunluğu delta AC ve çatlak ucu açılımı değerleri. Tamam da bunlar neye göre değişiyor? Boyuta göre. Küçük numunelerde işte o kırılma süreci bölgesi çok büyük. Büyük numunelerde o bölge küçük kalıyor. Peki ne kadara çıkmak lazım? Boyut etkisiz değeri bulmak için 2 metreye kadar çıkmak lazım. O zaman işte kompakt numuneler ön plana çıkıyor. Şimdi burada klasik metal numuneler var. İşte bildiğimiz çiriş. Şurada da kompakt çekme. CT numuneler, kompakt tension numuneler. Bunlar çok küçük. Hatta Titanik'ten parça çıkardılar. Kompakt tension yaptılar. Numune boyutu 5 santim. Ben size söyleyeyim. Yani belgeselde seyrettim. Çok küçük. Betonda 5 santimlik numune yapmanız mümkün değil. Kaldı ki
Yani burada gevrek kırılmayı direkt ölçebiliyorsunuz bu küçük dümenle ama betonda 5 santim mümkün değil. İşte kompakt dümenler ilk kullanışı genelde işte CT yapanlar var 77'de. Delik açıyorlar, oradan rulmanları yerleştiriyor uzana, kamayla yarıyorlar. Daha sonra kama yarma numuneleri geliştiriliyor. Ben biraz sonra şekillerine de geleceğim. 15 derecelik kamayla yüklüyorsunuz numuneyi, CT gibi yarabiliyorsunuz. İşte şurada formülasyonlar var aslında bunlar ileride. Silindir yarma var çentikli. İlk önce tank 94'te bu çalışmayı ASTM'de yapıyor. Onun son dönem modellemesi burada. Şuradaki gerilme şiddet çarpan değerini hesaplaması için. Tabii burada quarter point elemanlar kullanılıyor. Yani 94'te ilk teori çalışmalar var. Silindir yarma. Tabii silindir küçük. Daha sonra tank geliştiriyor bunu. 97'de hollow boşluklu. Şu ortasını bakın burada da görünüyor. İlk önce matkapla deliyorlar. Bakın bu bir karot dümenesi şurada. Matkapla deliyor. Daha sonra bilezikli testereyle içerisine giriyor. Şuraya çentik açılıyor bakın. Tabii çok gelişmiş bir laboratuvar lazım bunun için. Bu da onun son eleman modellemesi o sifi hesaplamak için. Kritik gerilme şiddet çarpanı. Aynı zamanda eksantrik basınç dümenesi de var onun. Bu karot dümenelerinde çok kullanışlı. Onu bir kere belirteyim. Ama tabii işlenmesi çok zor. Daha sonraki saçma mesela küp yarma. Bunun modellemesi ANSYS'te yapıldı bu modelleme 2010'da. İşte yine quarter point elemanlar. Diagonal küp yarma. Bu çok daha stabil diğerlerine göre. Mesela silindir yarma önemli mi ne? Küp yarmadan nispeten çeneler eğik oynarsa o da olabiliyor. Ama stabil yapabiliyorsunuz. Ama diagonalde öyle bir sorun yok. Şurada V başlıklar var, V şekilli. Yüklüyorsunuz, tabi araya duranikler koyuyorsunuz. Ben biraz sonra şekiller var koyacağım. Burada hem son elemanlar hem de sınır eleman, bonder element metot kullanıldı. Yani müstahat sonuçlar alınıyor. Bakın bunlar hepsi kompakt, küçük, küçük numara. 10'luk numara, 15'lik numara yetiyor. Daha sonra bunların formülasyonları biraz daha geliştirildi. İşte yine sınır elemanlar kullanılarak çift K modelini uygulamak için double K modeli. Hani hem kritik kırılma toplu hem de başlangıç gerilme şiddet çarpan değeri için. Boyut etkisim gelenin uygulamaları mesela boyut etkisi Brezilya yarma deneyi 91'de Bajant tarafından yapılıyor. Dedim ya çentiksiz numaralarda hiç sonuç vermiyor Bajant'ın. İşte birçok formül geliştirmiş bakın. Kim 16 milimetrelik agregalar üzerine deneyler yapıyor. Sihio'nun deneyleri var. Onlar 20 milimetrelik agregalar. Baktığınızda dediğim gibi kime onun formülasyonu çok daha iyi tutuyor mesela burada. Dediğimiz gibi çentiksiz numunelerde. Bunlar da kompakt silindir numune işte. Bu numunelerin özelliği en direkt çekme olmasına beraber özellikle burulma çatlamalarında bu formülasyon kullanılır. Silindir yarma geleceğim biraz sonra. Daha sonra Martin'in boyut etkisi çalışması var. Double punch deneyi. 89'da. Yine Bajant'ın boyut etkisi formülasyonunu kullanıyor. Silindir numuneyi alıyorsunuz. Altına üstüne iki tane silindirik numune koyup ortadan basınç buluyorsunuz. Çekme mukavemetini yaklaşık bulabiliyorsunuz. Yatak mukavemeti. Yani bölgesel basınç üzerine çalışmaları var. Yine küp numuneler üzerine boyut etkisi araştırması burada. Şurada hem değiştirilmiş boyut etkisi hem de Bajant'ın boyut etkisi var. Dediğim gibi değiştirilmiş boyut etkisi daha iyi sonuç veriyor. Dizayn şartlamaları basınç mukavemetinin iki katını alır. Ama aslında bölgesel mukavemet çok yüksek değerler alabiliyor. 10 katına kadar çıkıyor. Agrega tipinin etkisi çok incelendi. Gradasyon tipinin etkisi yani kesikli ve sürekli gradasyonun ayrımı. Magazine of Concrete Research'taki bir çalışma. Hem çentiksiz hem çentikli numaraların üzerine yapıldı. Burada bakın küp yarma boyut etkisi yapılmış. Yani buradaki sonuçlar şunu gösterdi. Kesikli gravimetri %15 daha sünek davranıyor. Onu bir kere daha belirtelim. Hem mukavemet açısından daha iyi. %15 mukavemet açısından %25 de süneklik açısından daha iyi. Kesikli gravimetri. Ama onun biliyoruz sorun ne? Yerine yerleşme sorunu ama gerek süreklilik olsun,
gerek mukavemet açısından olsun, sünnetlik olsun, daha iyi olduğunu bu çalışma ortaya koydu. İşte küp yarma, bakın kentli küp yarma deneyi yapılmış. Bu kompakt kama yarma diyelim, küp yarma aslında daha doğrusu. İşte tabii straforla boşluk bırakılıyor burada. İki tane parçası var bakın. Bir de ortaya kama yerleştiriyorsun. Kama açısı 15 derecelik. Dediğim gibi ilk geliştiren aslında bunu Hüllemeyer'dir. 76'da. Ama o betonu deriyorlardı. Bu gerek yok. Şuraya bakın şu 3 tane aparat var. Şurası bakın rulmanlı kısım. Bunları yerleştiriyor. Oraya kamayı koyuyorsunuz. Altta genelde ilk çıkış noktası tek mesnektir ama tam stabil olmuyor. Onun için tam bu rulmanların altına iki tane mesnek koyan son çalışmalar var. Daha stabil oluyor. Bak ana çatlak buraya kadar, işte bu pik yükte bakın nasıl ilerlemiş, çatlak buraya kadar gelmiş. Aslında kırılmaz efektif boyu hemen hemen numunenin yarısına kadar gelir, onu söyleyelim. Çünkü burada dikkat edelim bakın çatlak hem dallanmış, öyle değil mi? Şurada köprülenme olmuş görünüyor bakın. Yani efektif boy daha da kısalır bu görüneni. İşte bu çalışmadan mesela şöyle söyleyelim. Yani bir karışım hesabı istediğiniz slump'ta, istediğiniz dozajda ne kadar kırılma topluluğu değerini elde edersiniz veya ne kadar basış mukavemetini değerlendirir. Bir monogram, Monteiro'nun çalışması daha önce GF için yapılmıştı. Bu çalışmanın diğer bir hususu da efektif çatlak modeli ilk çıkarışta hala daha günümüze kadar genelde kirişlerde kullanılır. Bu çalışma bu kama yarmanın kirişlerinden eşdeğer olur. Bakın kesik çizgi şuradaki kesik çizgi kama yarma ve splitting. Katı çizgi kirişinki hemen hemen üst üste düşüyor. Altta da istatistik hesabı yapılmış. Hem T testi var hem de F testi var. Her ikisi de sağlıyor. Yani istatistik olarak farkı olmadığını görüldü. Dediğim gibi o basit formüllerde şurada orada verildi. Yani sadece pik yükü elde ederek, yani kırılma yükünü elde edip şu formülde efektif çatlak boyunu hesaplayıp diğerine koyuyorsunuz. Direkt K1 değerini elde ediyorsunuz. Çok pratik. Kirişten daha küçükken, tabi burada kirişten yapılmış tabi. Aynı zamanda burada bir sürü numune var. Onu belirtelim. Yani bir istatistik geçerliliği var. Çünkü baktım kirişlerde 72 numune, kama yarmada 64 numune kullanılıyor. Yani istatistik geçerli için 35'in üstü lazım. Evet, bu da kompakt basınç barın deneyleri. Yalnız bu 70'lerde modellendi ama orada tek süngüler eleman kullanıldı. Halbuki bu basınç bölgesindeki de süngüler olması lazım. Hızlı geçen buna ilgili deneyler işte yapıldı. Bakın çift tarafta çentik açılıyor. Tek taraftan eksantrik yükleniyor. Şurada hatta yalnız kırmızı kısımda köpük var. Yani o stabil dönmemesi için. Şimdi bunun özelliği şu. Döktünüz, kalıptan çıkardınız, 28 gün sonra şuradan iki taraftan çantıyı açın, eksantrik yükleyin. Çok pratik. Formülasyonlar işte dediğim gibi bu çalışmada var 2020'deki. Çok daha gerçekçi daha öncekine göre. Ki daha önce bu numuneler lineer elastik kırılma mekanik formülleri kullanıyordu. Bu son çalışma aynı zamanda kritik çatlak ucu açılımı gibi birçok parametre değerlerini kullanıp non-linear'a uygulandı. En son şeyde de işte bir strip yani yarma numuneleri, bondere kolokasyon metodu, sınır yöntemi. Orada işte küp numunelerde sınır çatlak açıp altına iki tane rigid leva bir de rod koyuyorsunuz. Bir yarma numunesi gibi yüklüyorsunuz. Çok pratik çünkü bu çatlağın 0.70'e kadar tamamen basınca çalışıyor. Dolayısıyla çok pratik bir formülasyon elde edildi burada. Bu son çalışmada onu söyleyeyim yani bu en son tabii. Yarmanın sınır çatlaklı küpü diyelim. Evet, burada küp yarmanın bakın bir diagonal kısmı var. Burada teşekkür edeceğim işte benim hocam Abdüssemed Arslan. Sağ olsun yani bizi kırılma mekanına yönlendiren oydu. Diğer tarafta bizdeki arkadaşların çoğu tanır. Teknisyen Seyfettin abi emekli oldu. Her türlü laboratuvar çalışmamızın yanındaydı. Allah razı olsun diyelim. İkisine de çok çok teşekkür ediyorum.
Hocam gerçekten büyük bir bilim adamı. Hala daha devam ediyor. Tabii bu aralar biraz depreme kaydı kendisi. Biz kırılmadan öyle devam ettik. Her ikisine çok çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Biraz uzadı ama artık kusura bakmayın diyelim. Estağfurullah hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunum oldu. Ben çok teşekkür ederim. Soluksuz dinledim yine. Ben de kendi adıma kırılma mekaniğini çok önemsiyorum. Çalışıyorum üzerine. Sizin çalışmalarınızı da yakından takip ediyorum. Tekrar var çok ama, teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim. Soru varsa mesaj kısmından alabiliriz. Yine söz almak isteyenler varsa da yine onlara da söz verebiliriz. Hocam ben size tekrar çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağ olun. Sağ olun. Yani hızlı anlattık yine de bir saat sürdü. Neyse. Abi. Çok teşekkürler. Fazla çok, oldu. Çok iyi geçti. Neyse elektrik falan da gitmedi. Evet hocam o konuda o konuda da sıkıntımız olmadı. Hocam, biraz önce gitse de biz yazılı olarak da mesajlara sorulara cevaplandırırız eğer gelirse. Hocam ben şöyle okuyayım. Okuyabildiğim kadarıyla. Tabii. Harç numuneleri için hangi boyutları veya hangi testleri seçersek daha uygun olur diye bir sorumuz var. Beton harç için değil de harç numuneleri için. Evet. Şimdi şu çalışmada söyleyeyim. Harç numunelerini kullandı. Tabii ben buraya koyamadım. Sizler çok uzun oluyor. Bu materyal structures'daki çalışmada. Onu belirteyim 2021 Şubat'ta ki evet. Şeyde bu kirişlerin şurada kirişler var ya bu 16 milimetrelik onun 4 milimetre bizim çimento numuneler var ya. Evet hocam. Onlara sonradan çentik açtık. Güzel o test direğinden çentik açıyorsunuz o kadar. Orada dediğim gibi yine bu formülleri kullanıyorsunuz. Nerede? Şuradan hani vermiştim başta bir formüller vardı hatırlarsanız. Şu. Evet, evet, tabii evet. Bunun kiriş versiyonu bu. Diğer numuneler için kar yağlı ortaya koymuş. Onu da belirtmiş olayım. Dediğim gibi o çalışmanın her iki formülde var. Yani harç numuneler için küçük kirişler hiç problem değil zaten. Harç numune 4'e 4, 16. 2,5'luk. Onlar kullanılabilir. Burada şu formül için rahatlıkla şunu söyleyebiliyor muyuz hocam? Bu kompakt testler için. Aslında eğer basınç dayanımına sahipseniz kırılma mekaniğindeki o K'yı hesaplamanıza bile gerek yok. Direkt doğrudan ilişkili olduğunu söylüyoruz değil mi? Tabii diğer geri kalan önce dediğimiz işte o nominal dayanım. Nominal dayanım. Zaten bu başlangıç çentik boyu. Dmax dediğimiz agreganın çapı. Elastomodunun formülü bu. SI'nin formülünü kullanıyoruz oradan. Evet. Yeter ki şurada Y faktörünü bilelim. Şekil faktörünü. Orada dediğim gibi yayınlarda var zaten kirişler. Yani harçlarda kirişler çok rahat kullanılabilir. Dediğim gibi efektif çatlak modeli çok pratik. Yani karayola gerçekten o yönde bayağı ileri. Allah tam bir doktor öğrencisiyle beraber. Tabii dediğim gibi sadece şey veriyor o da. Kırma topluluğu, tek bir parametre veriyor gibi ama yetiyor yani çoğu çalışmada. Onu da belirtelim. Hocam bir mesajımız daha var. Onu da okuyayım size. Kırılma mekaniğinde eğilme numuneleri için daha ince ve uzun numuneler olması gerekmez mi diyor. Aslında siz söylemiştiniz ama ben yine soruyu size yöneltmiş olayım. Şimdi eğilme numunelerinde mesela Bajant bu işin dediğim gibi 1000'in üzerinde SCR yayını var zaten. Genelde şöyle söyleyeyim. Şu kirişte açıklık böyle yükseklik oranı 2,5'luk kirişleri tercih ediyor. Metallerde 4'tür bu. Tamam. 4 kullanan da var ama şu an betonda 2,5'luk kirişler. Dediğim gibi açıklık böyle yükseklik oranı 2,5 olan kirişler çok tercih ediliyor. Sebebi onların şuradaki mesnetedeki sürtünme kayıplarının çok az olması. Hmm. Dörtlüklerde öyle değil. Çok eğildiği için mesnetede sürtünme kayıplar oluyor. Yani ACR 441 Amerikan Beton Enstitüsü'nün kırılma mekaniği şartnamesi var. Jeff Pibb'in var kırılma şartnamesi. Hmm. Bu arada onu da belirteyim. Yani eskiden işte beton aslında ilk çıkışı taşıma gücü. Sonradan emniyet gelmesi devrine göre. Tekrar taşıma gücü şu an. Ama bu ileride de büyük ihtimal şartlamaları çıktı. Jeff Pibb onu zorluyor. Mesela GF çok kullanıyor Jeff Pibb'de. Evet. Onu belirtmiş olayım. Yani ileride artık betonlarında da kırılma mekaniği olacak. İşte fictitious crack veya Bajant'ın çatlak bank modeli gibi. Teşekkürler hocam. Bir de ben de o arada şunu sorayım. Hani S bölü D oranı
metallerde 4, betonda 2,5 dediniz ya. Normalde genelde kullanılan. Genelde normalde hani 12.390-4 müydü hocam, 5'ti. Hani normal eğilme dayanımı deneylerinde biz 3,5 civarında kullanıyoruz veya 3 civarında kullanıyoruz. 10 numune tipleri için hani en yaygın laboratuvarda bulunan kiriş tipleri aslında 100-100-500 olan işte standart deney ekipmanları da işte 300 veya 350 milimetreden kırılacak şekilde ayarlamış cihazlar. Bunlar için hocam boyut şeyleri var mı? Veya bunlar için bu FA bölü D dediğimiz o boyut katsayılarını nasıl elde edebiliriz? Şu bunlar Tada'nın kitabı var. Şurada vermişti. Onda var. O dediğim şu Tada'nın Paris'in kitabı var. Bildim Mehmet hocam. Çipindeki bu 87'dekini yazmışım. Ve hiç orijinali bu zaten. 76'da da var. Orada birçok numune çeşidi için var. Ama en yaygın olarak kullanılanı 4'tür. Betonda da 4'ler kullanılıyor. 8'lik kullananlar da var. Mesela GF'de 8'lik numuneler var. Ama boyut etkisinde 2,5. Çok büyüyor ya numuneler. Ondan. Ama mesela şu GF şeyinde dediğim gibi 8 açıktı. Oldukça büyük. Ama bunda boyut etkisi yapmaya kalksanız çok büyük olur. Evet. Yani bir de boyut etkisi yapmaya çalışınca 3-4 metre. Şöyle bir numuneyi yerine koyduğunuzda çatlak oluşuyor. Kendi ağırlığından çatlak oluşuyor. Yani onun için onu bacak küçültmekten yana. Valla biz de 2,5'lük kullanıyoruz. Çok pratik. Onu da belirteyim. Hocam yani sorular var. Çok az değişiyor. Evet. Soruları okuyayım hocam size zahmet. Evet. Bir arkadaşımız, isimleri tam göremiyorum kusura bakmasınlar. Hocalarımızın çalışmalarında okunamayan değer olan numune sayısı çok oluyor mu? Yani belirlenemedi, hesaplanamadı veya değer alınamadı. Şöyle bir şey, genelde ilk döktüğünüz parti boşa gider. Yani ben doktorum, yüksek lisans öyledir. İlk parti boşa gider. Hatta mesela normalde her işte boy, her özellikte en az 3 numune dökersiniz ya. Evet. Yani ben 4 numune dökmeye çalışıyorum ki tam bir ortaya çıksın. En azından bir tanesini çok rahat istatistiksel olarak atalım diye. Bazen ikiye düştüğü de oluyor. Yani çoğu deneyden hemen hemen 1/3 hatta yarıya kadar numunemiz boşa gidiyor. Özellikle ya mevsime göre şunu söyleyeyim. Ya bu çimento fabrikalarının çoğu şey değişiyor biliyorsunuz. Mevsime göre. O hızlı üretim yaptıkları zaman puzolan falan koyuyorlar. İşte böyle malzeme parametresini araştıracaksanız bir problem çıkıyor neticede. Hem bir şey araştırıyorsunuz. Ya sizin için basış mukavemet önemli değilse tamam bir sorun yok. Ya ama su böyle çimentoyu değiştirmişsin işte bir, yani şuradaki bir abak elde edeceksiniz. Evet. O zaman saçma zaman sorun çıkıyor. Mesela nerede? Bakın dediğim gibi yani şöyle bir su böyle çimentoya göre bir değişim. Abrams kanunu bulacaksınız. Olmuyor yani. Ama basınç mukavemeti sizin için önemli değilse bir sorun yok. Ondan sonra işte bu çentik koyduğunuzda işte şöyle söyleyeyim. Genelde ön çentik koyuyoruz. Mesela bazı arkadaşlar var konuşuyoruz. Onlar mesela metal filan koymuşlar. Beton hani kuruduğunda rötre yaptığında gelip mesela dayanıyor. O arada metali çeken diyor çatlak eder diyor tabii. Bakın böyle de çok boşa gidiyor. Yani sonradan çentik açmak zorunda ama merkezi çentiği açamazsınız bu sefer. Yani bunların hepsi aslında problem. Hemen hemen 1/3 numune boşa gidiyor diyebilirim. Tabii tecrübe arttıkça bunlar azalıyor ama bu sefer de malzemeden problem yaşıyorsunuz. Numuneler ağır. Ekip biraz fazla olması lazım. Yani yüksek lisans doktora çalışmalarına genelde bitirme öğrencilerini de katıyoruz. Evet. Yani zor. Onu söyleyeyim. Hocam zorluğunu ben de az çok biliyorum. Hocam bir sorum, sen de yani yaptın. Bir sorumuz evet, daha var. Evet. Yeni modellerden bahsedilecekti diyor. Double K'nın ve Double C'nin dışında yeni modeller var mı? Siz yine söylemiştiniz ama ben yine sormuşum. Sinir etkisi modeli var. Orada yine şöyle bir şey. Boyut etkisi modelinden doğrusu bir farkı yok. Onun için bir de son zamanlarda çok itiraz geliyor ona. Yani onun için de burada da pek de değinmek istemedim. Yani ben de aslında belki yani yüksek lisans çalışmalarında arkadaşlarıma daha doğrusu öğrencilerime de vermiştim. Yani bilmiyorum fazla işte o da K1C, FT bir de AFPZ diye 3 tane parametre o. Yani bir şey değişmiyor. Sadece farklı bir yaklaşım.
Biraz daha basit belki. İşte türevi falan gerekmiyor. O şekil fonksiyonunun. Onun dışında bir farkı yok. Ben yüklemelere baktığım zaman resimlerde normal betonlar için kullandığımız eğilme kirişini yükleme cihazını kullanmışsınız. Evet, şu. Yükleme hızını nasıl yapıyoruz hocam? Yük kontrolü mü yoksa deformasyon kontrolü mü? Bu yük kontrolü, deformasyon kontrolü de var da şu an bunlar eski şeyler, deneyler. Bunlar anladım. Yük kontrolü. Bu Eren'in, fakat onu söyleyeyim, bu yeni deformasyon kontrolünden daha iyi sürüş. Şu Eren'in makineleri var ya, müthiş. Ben yeni makinelerden çok çektim. Bu hala daha çok süper sonuçlar veriyor. Mesela o yerli makine düşük yüklerde hassas sonuç vermiyor. Bunlar çok hassas numuneler. Yüklerin çoğu düşük. Valla çok güzel sonuçlar aldık biz bundan. Hocam deney süreleri ne oluyor yaklaşık? Ya işte o peak yüke en az 2 dakika olması lazım. 10 dakika kadar. Ama en az 2 dakika. Ama genelde mesela ben çalışmalarda 3 dakikayı baz alırım. Onu söyleyeyim. 1 dakika olanlar da var, görüyoruz. 1 dakika olanlar biraz hızlı. Biraz daha yüksek yük ver, değerleri verirler. Şimdi şu mesela şöyle söyleyeyim, yani bu iki parametrenin modelin peak yük metodu bu mesela. Evet. Yani burada numune boyutları hep aynı. 150 milimetrelik. Ama işte boyut etkisi girdiğinde işte her boyuta göre yani küçük numuneyi örneğin 0.1 milimetrine yüklediniz diyelim. İkinci numuneyi büyük olan, iki katı büyük olan 0.2'yle değil. Onun 1.5 katına yüklemeniz daha mantıklı. Anladım. Çünkü boyut etkisi lineer artmıyor değil mi? İttikçe evet. Azalıyor tedrici. Oralara dikkat etmek lazım. Genelde o tür makinelerde 10 milimetre için yük verilmiştir. Yüzlük küp için veya 150'lik için. Onları baz alıp ona göre hareket etmek lazım. Teşekkürler hocam. Bir sorumuz daha var hocam. Evet. Çelik kutu profilin içerisine gömülmüş beton kirişler için kırılma davranışı inceleme açısından çentiksiz mi yapmamız gerekir, daha mı uygun olur diye soru soruluyor hocam. Çelik kutu profilin içine mi beton? Evet hocam, öyle sorulmuş. Çelik kutu profil içindeki beton kirişin kırılma davranışını incelemek için davranışını çentiksiz kırılma modelini mi uygulamak uygun olur diye soruluyor hocam. Tabii öyle bir sistemde yani, herhalde hiç adapta, yani o eğilecek ki. Evet. Plastik akma olacak şeyde ondan sonra çatlak oluşur. Aslında da iki tabakalı, daha doğrusu iki aşamalı bir analiz yapmak gerekir. Ama oradan ben bildiğim lifli beton kullanılır. Onu belirteyim. Yani orada normal betonun hiç faydası olmaz. Tam oradan lifli beton kullanmak daha mantıklı. Evet, ben de onu soracaktım hocam. Bu kompakt numunelerde lifli beton çalıştınız mı? Yok, ben çalışmadım ama çalışmalar var. Yani ben daha çok malzeme parametreler üzerinde duruyorum, dikkat ederseniz. Lifli beton çalışanlar çok. Mesela özellikle şeyde, bu kama yarmada çok var. Çok pratik ya bunun ne? Kirişten daha çok veriliyor, hafif. Yani bir küp numune rahat kaldırıp koyuyorsunuz yerine. Bunu aynı boyutta yani kirişi kaldıramıyorsunuz. Onu söyleyelim. Bir yerine korken çatlatabiliyorsunuz. Çok büyük problemler. Kür havuzunda yeriniz olmuyor. Bir de yani bu tip numuneler de söyleyelim. Yani eğer tek boyut çalışıyorsanız, mesela karyola der ki en az 4 tane numune dökmek lazım. 3 evet. Değil. Onu da söyleyeyim. Yani kırılma numune en az 4. Bir tane de fazla koymak, istatistik olarak atmak lazım. Yani 5 litre de tavsiye ederim ben. Diğer bir husus, yani çentiğin gerisindeki şu net boyut en az 3 agrega çapı kadar olması lazım. Ama tavsiye edilen 5'tir. Agrega çapının ise şunun gerisinde en az 100 milimetrelik bir boşluğun olması, şey net alanın olması lazım kesin. Düzgün gerilme dağılımı için. Az önceki sorudaki arkadaşımız not düşmüş hocam. Lifli beton kullanacaklarmış bu gömülü sistem içerisinde. O zaman fictitious çatlak modeli tavsiye ederim onlara. Yani o diğer şeyler iki parametre model için var da onlardan tam net sonuç alamayabilirler. Yani GF kırılma analizi çok daha mantıklı oluyor onlarda ya şu. Ama yine kama yarma kullanabilirler. Onu belirteyim. Kama yarma. Evet, şu da vardı. Şu fiktif çatlak modelini tavsiye ederim onların.
Anladım hocam. Hocam ben bir soru daha sorayım size. Tabii tabii. Şimdi bu kompakt numuneler ve hatta silindir numunelerin şöyle bir avantajından bahsediliyor. Biz yerinde bir yapının kırılma parametresini belirlemek istediğimizde karot tabii, numune alıyoruz. Karot alıyorsunuz, evet. Burada hocam karot numunelerde yapılan testlerde biraz zorluklardan bahsettiniz. Alınan karotlarda belirli kesme işlemleri yapılıp hani bu sizin kompakt numuneye benzetilerek deneyler yapılma ihtimali olabilir mi? Var. Mesela bürofillerim var. Çalışmasında şu numune vardı ya, evet. Kamerada. Yani bu silindire de şunu koyuyorsunuz. Şunlar konulabiliyor. Evet, hatırladım hocam. Tamam. Var. İşte buradaki Rilem'in, Şaplı'nın 91'deki Rilem'in bir şeyi var. Konferansı var. Ben burada o kaynağı vermişim. Görülüyor zaten. Gördüm evet hocam. Yani, zaten sizde de kalacak. İsteyen arkadaşlar da alabilir orada. Teşekkürler. Yeşil kitap bu. O kitabın ikinci bölümü buna ait. Yani orada silindir numuneler için şeyler, Y değerleri verilmiş. Yani orada ama işte orada şöyle bir sorun var. Şu Grove bölgesi var ya. Evet, yani burayı çok büyük bir ne diyeyim, testereli sistemde aşmanız lazım. O oldukça zor. Evet. Ama adamlar yapıyorlar yani. Ona bir şey diyemem. Ama mesela şurada biraz önce bahsettiğim, yani bunu yapmak daha da büyük bir ekipman istiyor. Değil mi? Evet. Önce şuraya bir matkap deliği açacaksınız. Sonra yani bunda niye açıyor? Çünkü o testerenin şurada şey var. Yatak zincir şeyi var, o öyle giriyor ancak sisteme. Evet. Çok keskin elmas ucu olması lazım. Tamam, bunlar doğru. Yani ama kübik numunenin özelliği ne, onu da söyleyeyim yani. Şu kenarlarını kesip atıyorsunuz. Oluyor size küp. Onu soracaktım. Onu soracaktım hocam. Tam daha yani pratik oluyor. Mümkün yani. Değil mi? Daha pratik olma ihtimali. Tabii daha pratik oluyor. Anladım hocam. Yani şu deliği aşmaktansa veya şu grovu aşmaktansa, öyle değil mi? Evet. O daha pratik olur. Yani grovda numuneyi parçalayabilirsiniz. Bir de bol su vermeniz lazım şu dışarıdan çentik açtığınızda. Aman ha, çatlak ilerliyor. Evet. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Şey değil. Başka soru yoksa ben kaydı durduracağım. Teşekkürler var hocam bu arada çok sayıda. Size. Estağfurullah. Ben herkese teşekkür ederim. Kaydı durdurayım hocam. Yine belki soru sormak isteyen varsa tabii. Söz veririz arkadaşlara. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Şey değil.